geldin, sefalar getirdin. Eğlenceli bir kıza benziyorsun. Eşimle nasıl tanıştın? Çok merak ediyorum. Çok ilginç tanıştık. Evet. Nasıl? Çok kaoslu, çok vurdulu kırmalı. Aa! Aa! Film sahnesi gibi. Aa! Hollywood'da ödül verirler o derece. Allah eşimle Allah. İkimiz aynı mahallede, aynı sitede oturuyormuşuz. Binalarımız karşılıklı. Kesinlikle varlığından haberim yok. Şaka. Hiç görmedin. Evet, hiç görmedim. Fatma Hanım, oğlumla gelin nasıl tanıştı? Aman canısı, oraya hiç sorma bana. Daha sonra bir gün işte işten çıktım. Ayakkabım bağcı açıldı, ayakkabımı bağlıyorum. Evet. Biri geldi, eğilirken ayakkabımı bağlarken arka cebimden telefonum alıp kaçtı. Telefonumu alıp kaçtı. Hocalı mı? Gitti. Evet evet, eşim şu anki eşim. Şaka mı yapıyor yani? O nedir öyle ya? İşte ben de bir an onu öyle görünce bir hayretler içerisinde... Hayır yani normalde hiç tanışmıyorsunuz, selam sabah yok değil mi? Yani hiç tanışmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle tanımıyorum. Tanımadığım bir adam gelince... Ben hayatımda ilk defa arka cebinde kalbi olanı gördüm. Vallahi resmen kalbini çalmak isterken telefonunu mu aldı? Aynen. Bu nasıl bir taktik? Merhaba ne dememiş? İşte daha sonra ben de onun peşinden koştum. Asansör bekliyorum. Asansör çıktı 13. kata. Ben aşağıdayım. Elim ayağım titriyor. Gitti telefon. Sokakta oğlum bunun telefonunu almış, gelinin telefonu almış, kaçmış. Tanımadığı kişinin telefonu. Evet, 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 kızım, evet, evet. Bu Selda'nın dikkatini... telefonu hiç tanımadan senin oğlan alıp kaçıyor. Dikkati çekmek için yani almış kaçmış. Kaçınca gelin bunu kovalıyor. Kapıya geliyor, bir baktım kapı tak 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 yani yumruklarla vuruyor, vuruyor, vuruyor. Dedim ki bu ne oldu? Koştum gittim kapıyı açtım. Kızım da evde, oğlan da geldi. Bu kimdir, bu necidir? Dedi ki benim telefonumu almış dedi. Benim ama kıyamette kopardı, bildiği gibi değil. Komşuları hepsini başımıza topladı. Dedim oğlum dedim, bu neyse dedim, çabuk bunu burada al götür dedim. Neyse daha sonra işte kapıyı zile basacağım, bir baktım. Benim şu anki, o zaman arkadaşım şu anki de görümcemin evi. Nasıl yani? Evet. Hırsız bir arkadaşımın evine girmiş. Allah'ım kalbim ya. Kızına bak sen. Evet evet. İşte daha sonra ben de kapıyı vurdum. Aç kapıyı. Bu eve hırsız girdi. İşte bu hırsızın burada ne işi var? Derken? Sonra neyse kayınvalidem açtı. O sıra çorabını giyiniyor, dışarı çıkacak. Bu ne? Hanımefendi gene. Bana dedi ki ne oluyor ya dedi, evi başımıza yıktın. Kolu komşu dedi, cama çıktı, ne yapıyorsun sen? Dedim ki biri girdi dedim sizin eve, benim telefonumu çaldı. Telefonumu verin. Neyse eşim çıktı. Telefonu uzattı. Dedi ki ne bağırıyorsun be? O kadar binayı başımıza yıktın, bizi rezil ettin. Normal bir şeymiş gibi ne bağırıyorsun? Altı üstü telefonu alıp kaçtım. Ne var ki bunda yani? Ben de bir yandan nefes almaya çalışıyorum. Neyse daha sonra işte dedi ki ben dedi sen peşimden gel diye ben telefonu alıp kaçtım. Mantığa bak. İnsan bir der ki merhaba, tanışabilir miyiz? Kaçan telefon... kovalanır kısmını... Yanlış anlamış. Yanlış anlamış. Seni kesinlikle koşturmuş. Sonra verdi telefonum. İşte daha sonra ben onunla elektriğimi falan kestim çünkü soğudum yani. Yani kime yapılsa hoşlanmaz. Sen normal istese numaranı vermez miydin? Hayır gerçekten? Kesinlikle vermezdim. Çok neden? Çirkin bir şeydi. Çirkin mi? Bir evet. Şeydi derken şu an değil mi? Yok şu an değil. Nasıl? Estetik mi? Yakışıklı çocuk ya. Neresi çirkin? Aynı annesi. Gelmiş burnundan düşmüş. İnanmıyorum. Daha sonra aradan bir iki sene geçti eşim. Bizim bir orada bir kafe vardı. Oraya bir çiğ köfte tezgahı açmış. Çiğ köfte, evet. Arkadaşlarım da bana dedi ki... Tezgah mı? Tezgah. Ha tezgah. Tabii Adıyamanlıların meşhur yemeği ne? Bir kayınvalidem onu da yapamıyor. İşte arkadaşlarım bir gün bana dedi ki işten çıktım geldim, bana dediler ki işte pankart falan asmışlar, reklam falan da atmışlar, sanki dersin saray açmışlar. Bir ufak tefek tezgah yani, küçümsemiyorum ama abartılacak bir şey yok. Allah'tan küçümsemiyorsun, evet. Çiğ köfte tezgah, daha sonra işte eşimin yanına gittim. Yani oradaymış. Ha, tezgahın başında o duruyor. Evet evet, kendisi yapıyor. İşte daha sonra ben de anlatıyordum tam o soru, işte bir porsiyon istiyoruz, bir ortaya özel bir şeyler yap falan filan. Daha sonra ben de ona kafamı bir kaldırdım, baktım eşim. Wow dedim, bu neymiş be. Oğlum orada çiğ köfteciye girmiş, çalışıyor. Kıza gitmiş çiğ köfte almaya. Orada iyice tanışmışlar.
Oğlum dedi ki anne dedi mahallede dedi bir tane kız tanıyorum dedi. Seninle tanıştırmak istiyorum. Oğlum dedim hayırlısı dedim getir de bir tanıyalım bu kızı. Getirdi ki benim kapımı tekmeleyen kız. Aa, dedim ki kesinlikle dedim. He, kesinlikle dedim bu kız olmaz. Oğlum anne ne olur anne ben çok severim dedim sen önce bir askere git gel dedim ben sana kız bulurum. Gittim köyde kız buldum. Oğlan da 2 yaş büyük. Geldim köyde dedim oğlum dedim sana kız buldum dedim biz gidip kızı isteyeceğiz dedim. Baktım gelin doymuş. Allah'ın dünyanın en yaratıcı, en çekici, en ellere lezzetlisi çıkıyor dedisi. Sonra orada çiğ köfteci meleğe aşık oldun. Vuruldum. Kalbimden vurdu benim vicdansız. İşte ben de her gün her iş çıkışı arkadaşlarımla falan sonra tek gitmeye başladım daha sonra. Sonra? Her gün istemsizce ayağım oradan geçiyor, yolum oradan geçiyor. Allah Allah, Allah'ın işine bak ya. Tabii tabii normalde yolum oradan geçmiyor. Normalde geçmez. Ne atmazsınız. Neyse her gün oradayım gidiyorum. Her gün yiyorum. Bir gün de hiç şeyim havamda değildi. Dedim ki gitmeyeyim. Bugün de yemeyeyim. Tamam. Neyse daha sonra bir baktım bana bir sosyal hesabına bir istek geldi. Arkadaşlık isteği. Evet arkadaşlık isteği geldi. Daha sonra bir mesaj aldım. Bugün çiğ köfte yemeğe neden gelmedin? Ve ben işte büyük konuşanın lokması büyük olur derler ya. Öyle ne olur? Köfteciyle evlendim. Vay. Duymuş geldi böyle yatağın üstüne oturdu. Benim yatağım odamda. Yatağın üstüne böyle oturdu. Anne dedi ne olur dedi beni dedi Ramazan'da ayırma dedi. Dedim ki niye dedim niye ayırmayayım dedim. Sen hani sinirlisin gelip kapımı kıran kızsın olmaz dedim. Dedi ki anne dedi ne olur dedi bak dedi. Sen şalvar dedi şalvar giyerim. Dedi sen öl de ölerim dedi. Ne seninle güzel. Yaşarım dedi. Hani ayrı eve çıkmam dedi. Tamam dedim kızım dedim. Bundan sonra dedim hazırlığınızı yapın dedim. Sizi evlendireceğim dedim. Evlendikten sonra bir dediğimi yapmadı ya. Yapmadı değil hiç mi? Hiç yerine getirmedi. Hiç of. Bir tane yerine getirmedi. Oğlum aldı ya, evlendi ya galiba. Evet. Şimdi ben enişte oluyorum. Okey. Adıyamanlıyım çiğ köfte benim işim zaten. Tabii. Gel sev diyeceğim. Aa! Tuğba! Sen yor ben sana çarpılacağım. Ay kızlar ben gitmek istemiyorum. Ben bugün çiğ köfte istemiyorum. Bugün de yemek istemiyorum. Aniden bana. Delikanlı merhaba. Olaya bak bana ya. Bana kaldır bana yavrum. Ay dişlere bak. Aa diş teli çıkmış mı? Ay beyefendi bir daha yoğur. Kaslarımla şöyle bir yoğurayım. Bir daha yoğur. Ya, bir daha. Bu da bizim için. Sizin gelininiz yaptığı şey komik mi? Benim oğlum öyle mi yaptı? Bence gerçekten hiç komik yani bence gerçekten hiç hayatım, Fatmacığım. İyi bir şey yapmadılar yani. Alın terimi silmek ister misin? İsterim bebeğim. Havlumu. Sen benim telefonu niye indirdiydin geçen gün? Acılı sever misin? Ay ne vahşi erkek gibi sen yoğuruyor beyefendi. Ay